misafir eden, saygıdeğer izleyicilerim, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası'ndan her hafta Perşembe akşamı canlı olarak yayınladığımız, gerçekleştirdiğimiz Akademik Bakış Programı'nın bu haftaki konuğu, yine 19 Mayıs Üniversitemizin Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda üniversitemizin uzaktan eğitim merkezi müdürlüğünü de yapan yardımcı doçent doktor Sönmez Pamuk Bey. Sayın hocamız da 19 Mayıs Üniversitemizde 2009 yılından bugüne gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetini ve üniversitemizin bu konudaki durumu üzerinde bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sayın hocam, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam, hoş bulduk. Sayın hocam, programımızın formatı gereği biz programımıza davet ettiğimiz konuklarımıza, her ne kadar biz kendilerini tanıyor olsak da, seyircilerimiz için, bizi takip eden izleyicilerimiz için kısaca kendilerini tanıtmalarını rica ediyoruz. Biraz kendinizden bahseder misiniz lütfen? Tabii ki, memnuniyetle. Öncelikle bu fırsatı bizlere verdiğiniz için teşekkür ederim. Merkezim ve ekip arkadaşlarım adına yaptığımız faaliyetleri seyircilerimizle ve sizlerle paylaşmakta mutluluk duyacağımızı şimdiden belirtmek isterim. İsmim Sönmez Pamuk, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümünde öğretim üyesiyim. 2008'den beri üniversitemizde görev yapmaktayım. Lisans derecemi Gazi Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği'nden aldım. Akabinde Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile yüksek lisans ve doktora yapmak üzere yurt dışına gittim. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim teknolojileri alanında yüksek lisans ve doktora yaptım. Daha sonra da Samsun'a dönüp görev aldık ve burada çalışmaya başladık. İyi ki Samsun'a gelmişsiniz. Teşekkür ederim. İyi ki üniversitemizde öğretim üyesi olarak faaliyetlerinize devam ediyorsunuz. Çünkü sizin üniversitemizde çalışmış olmanız bizim üniversitemiz açısından bir artı değer olarak, olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Üniversitemize ciddi anlamda katkılarda bulunduğunuzu görüyoruz. Bu nedenle de tabii size teşekkür ediyoruz. Bugün özellikle hani bilgisayar programcılığı değil de, evet, daha çok seyircilerimizin de hem Samsun'dan hem Türkiye'nin her tarafından bu konuya ilgi duyan, konuyu merakla takip eden izleyicilerimize bu uzaktan eğitim işi nasıl oluyor, uzaktan eğitim nedir, bununla ilgili, evet, bilgi aktarmanızı isteyeceğim. O nedenle şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Uzaktan eğitim nedir ve 19 Mayıs Üniversitesi'nde uzaktan eğitim verme işi nasıl oluştu? Yani bu işin hikayesini bir anlatır, evet, mısınız bize? Tabii ki, memnuniyetle. Evet. Şimdi uzaktan eğitim aslında tanım olarak şöyle tanımlanabilir. Öğretici ve öğrenenin fiziksel olarak farklı mekanlarda bulunduğu ve farklı iletişim araçlarını kullanarak gerçekleştirdikleri bir öğretim yöntemi. Yani bizlerin sürekli yaptığı, sınıf içerisinde birleşerek yaptığımız şey aslında örgün öğretim. Ama bunun aynı fiziksel mekanı paylaşmadıklarımıza da uzaktan eğitim diyebiliriz. Üniversitemizde 2009 yılında rektörümüz Hüseyin Akan Bey'in ciddi bir çalışması ve vizyonuyla diyelim start verdi ve başladı. Aslında 3 senelik bir mazimiz var. Fakat bu 3 senede Türkiye çapında gerçekten ciddi bir takım çalışmalar yaparak uzaktan eğitimde 19 Mayıs Üniversitesi'nin de bir söz hakkı elde etmesini sağladık, ekip olarak sağladık. 2009 yılında bu çalışmalarımız başladı. Bir ebelik lisans tamamlama programı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan bir program kapsamında bizim faaliyetimiz başlamıştı. Ondan sonra da programlarımız çeşitlenerek değişik branşlarda ve alanlarda çoğalmaya başladı. Bu Sağlık Bakanlığı'ndan mı bu yönde bir teklif geldi? Yoksa üniversitemizin bunu öngörmesi, evet, neticesinde mi planlandı? Aslında bizim zaten yani Sağlık Bakanlığı'ndan gelmeden önce bizim böyle bir çalışmamız vardı. Yani Rektör Bey'in 2009 yılında, iyi hatırlıyorum, benim de o zamanlar yeni döndüğüm zamanlardı zaten. 2008'di zannedersem. Bu konuda bir rapor istedi bizden. Yani bu çalışmayı nasıl yapabiliriz? Üniversitemize bir uzaktan eğitim merkezinin kurulmasıyla ilgili bir fizibilite çalışması yapmamızı istedi. Dolayısıyla da aslında Sağlık Bakanlığı bizi biraz daha sürükleyici, belki tekleyici bir faktördü ama bizim çalışmalarımız ve planlamalarımız ondan öncesine dayanıyor.
2008 gibi başlamıştık aslında işte altyapı ve bir takım araştırmalara yapılabilirliğine dair. 2009 yılında da Sağlık Bakanlığı'nın bir projesiyle beraber biz de tabii bunu bir fırsat bildik, işin gerçeği. Ve bu fırsatı değerlendirmek için o süreci biraz daha kısaltarak uzaktan eğitim merkezini kurup faaliyetlere başladık. Evet. Sayın Hocam, uzaktan eğitim merkezinin faaliyetleri nasıl yürütülüyor? Sistem olarak, teknik olarak bu konuda bizde kısaca bilgi verir misiniz? Tabii yani. Şimdi uzaktan eğitim az önce tanımında da bahsettim. Normalde öğrencinin ve öğretmenin bir arada olmadığı, fiziksel olarak farklı mekanlarda bulunduğu bir sistem. Şimdi biz burada değişik yöntemlerle Türkiye'de ve dünyada bu farklı yöntemlerle verilebiliyor. Şimdi aslında uzaktan eğitimi şöyle kısaca bir tarihinde de bahsetmek isterim. O gelişim sürecini belki seyircilerimiz de daha iyi anlayacaklar ve bulunduğumuz aşamada uzaktan eğitimin neden bu kadar popüler olduğunu belki de daha iyi idrak edeceklerdir. Aslında uzaktan eğitim 1800'lü yıllarda bir gazetenin, geçen kaynaklarda geçen bilgiler bu şekilde, bir gazetenin okurlarına bir fasikül göndermesiyle başlayan bir süreç. Bundan öncesi mutlaka vardır. Yani bir mektubu bile siz uzaktan eğitim faaliyeti diye tanımlayabilirsiniz. Dolayısıyla da bu gazetenin, işte Boston gazetesi dediğimiz gazetenin okurlarına fasikül göndererek eğitim sürecini başlatmış ve ondan sonra da teknolojinin gelişmesiyle birlikte de uzaktan eğitim farklı bir takım biçimler almış. Şimdi ilk başlangıç aşaması aslında basılı materyaller. Yani kitap, dergi, yani bizim bildiğimiz bu tür materyaller başladı. Daha sonra teknoloji gelişti. Radyo ve televizyon teknolojisi çıktı. Daha sonra radyo ve televizyon üzerinden işte tek yönlü bir öğretim süreci başladı. Daha sonra bilgisayar 1990'lı yıllarda bilgisayar ve kaydetme ünitelerindeki teknolojiler gelişince, kapasiteler artınca daha çok bilgisayar destekli bir uzaktan eğitim faaliyetlerini 1990'larda biz gördük. 2000'li yıllarda ise internetin gelişmesi uzaktan eğitimi tamamen farklı bir boyuta taşıdı. Özellikle basılı materyalden internet tabanlı bir teknoloji tabanlı bir uzaktan eğitimimize geldiğimiz zaman çok daha etkin olduğu ve bunun insanların bilgi birikimine ciddi derecede katkı sağlayacağı görüldü ve böylece popüler bir hale geldi. Dolayısıyla da şimdi şu anda yapılan uzaktan eğitim faaliyetleri dünyada ve ülkemizde genelde internet destekli, internet tabanlı dediğimiz faaliyetler. Bunlar tabii değişik şekillerde, değişik öğretim tasarımlarıyla insanlara sunuluyor. Bizim burada mesela sunduğumuz modellerden bir örnek vererek belki açıklamak daha doğru olabilir. O da şu, yani biz öğrencinin zaman ve mekandan uzak olmasını ve şey yapmasını istiyoruz ama bunun için de mesela asenkron dediğimiz bir takım materyaller hazırlayıp bir sistem var, teknik bir sistem var, ona koyuyoruz. Öğrenci 7-24 diye tanımladığımız bizim, 7 gün 24 saat bu sisteme erişip o materyalleri okuyabilir. Tabii bunlar soru cevap sorabiliyor öğrenci öğretmene ve bir de buna ilaveten bazı programlarda bizim canlı dersler dediğimiz derslerimiz var. Biz böyle uyguluyoruz. Fakat başka üniversiteler canlı yayın yaparak yapıyorlar bunu. Veya daha da bazıları, çok bilinen bazı üniversitelerimizde hala bizim birinci aşama dediğimiz basılı materyaller ile yani uzaktan eğitim faaliyetleri. Yani kitaptır, dergidir. Aynen öyle hocam. Kitap, dergi ve benzeri şeylerle, materyallerle yürütülüyor. Ama bizim üniversitemizde bu tamamen bilgisayar ortamında, yani sanal ortamda zaman zaman canlı yayınla, zaman zaman da banttan yapılan yayınlarla sürdürülüyor. Evet, doğrudur. Şu anda UZEM'in içeriğinde hangi programlar var, hangi programları yürütüyorsunuz? Evet, şu anda bizim ilk programımız olan 2009'da başladığımız ebelik lisans tamamlama programımız var. Hale devam ediyor. Buna kimler hocam? Öğrencilerimiz şunlar, vakti zamanında lise mezunu olan ebeler var. Şimdi bu lise mezunu olan ebeler açık öğretimde 2 yıllık diploma, ön lisans diploması alınmış. Fakat daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın belki de Avrupa Birliği ile ilgili bir takım çalışmalarından dolayı ebelerin bu ön lisans diplomasının lisans tamamlama yaptırılarak lisans düzeyine çıkarılması hedeflenmiş. Dolayısıyla da bu projede biz 19 Mayıs Üniversitesi olarak Sağlık Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. Ve daha sonra da Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan birimlerdeki ebeleri öğrenci olarak biz buraya kabul ettik. Lisans tamamlama programı. 2 yıllık ön lisans programını 4 yıllık lisans programına tamamlıyoruz. Evet. Her biri yükseokul ya da fakülte ayarında diplomaya sahip oluyorlar. Şimdi programlarımızdan bir tanesi bu. Evet. Bir diğeri yine İLİTAM dediğimiz ilahiyat lisans tamamlama programımız var. Bunda da ciddi sayıda öğrencimiz var. Belki ilerleyen dakikalarda bunlarla ilgili ayrıntılar da verebiliriz. Şimdi bunlar lisans tamamlama programları. Bir de bizim yüksek lisans programlarımız var. Burada yine araya girmek istiyorum. Şimdi
İlahiyat Fakültesi'nde yine ön lisansını yapmış olan, muhtemelen bu ön lisansları da açık öğretim fakültelerinden almış olan bu hakkı, bu belgeyi, diplomayı öğrencilerimiz diyelim, adaylar 4 yıllık fakülte seviyesine erişmek için sizin programınızı takip ediyorlar ya da etmek suretiyle bu 4 yıllık lisans seviyesine erişmiş oluyorlar. Doğru mu efendim? Doğru. Ve şu anda üniversitemizde bu faaliyet, bu devam ediyor. Program devam ediyor. Evet, devam ediyor. Devam ediyor. Bu şimdi, hakikaten çok önemli yani. Çok sevindirici. Yani çünkü bunun için Türkiye'nin her tarafından öğrenciler başvurabilir. Kesinlikle. Her tarafından talep gelebilir. Çok güzel de bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Diğer programları da alalım. Özür diliyorum. Tabii ki rica ederim. Şimdi bizim bunlar lisans tamamlama düzeyindeki programlarımız. Biz aynı zamanda da yüksek lisans düzeyinde de programlara sahibiz. Şu anda yürüttüğümüz yüksek lisans programları eğitim yönetimi, teftiş ve planlaması diye bir yüksek lisansımız var. Ve aynı zamanda sağlık kurumları yönetimi diye de farklı bir yüksek lisans programını yürütüyoruz. Tabii bunlar şu aşamadaki mevcut programlarımız. Zannediyorum ki şu andaki çalışmalarımız doğrultusunda 2013-2014 eğitim öğretim döneminde ona yakın, belki de ondan fazla olmasını da bekliyoruz. Değişik birimlerimizle çalışmalarımız devam ediyor. Ona yakın yüksek lisans programını da 2013 ve 2014 döneminde de açmış olacağız. Sağlıkla ilgili olsun, eğitimle ilgili olsun, fizik, kimya, biyoloji gibi alanlarla ilgili olsun. Yani buradan ilgili, isim olarak netleşmedi ama aslında netleşti bazıları. Düşüncede bu var. Aslında bazıları netleşti. Mesela fizik, hocam? Kimya, biyoloji, bu alan matematik. Yüksek lisanslarını. Tezsiz yüksek lisanslarını. Tezsiz mi efendim? Tabii tezsiz. Bütün şeyler yüksek lisanslar, bunu belki altını çizmek gerekir. Uzaktan eğitimle yürütülen bütün yüksek lisans programlarında tezsiz gerçekleştiriliyor. YÖK buna, yani tezlilerine zaten izin vermiyor. Tezsiz yüksek lisanslar yapılabilir. Çünkü o işin tabii tez aşaması var, laboratuvar aşaması var, araştırması var. Peki ileride formasyon konusunda da bir çalışmanız var mı? Yani pedagojik formasyonla ilgili bir düşünceniz var mı eğitim fakültelerindeki? Düşüncemiz vardı aslında. Bu da bir proje olarak biz çalıştık. UZEM ekibi olarak çalıştık. Üniversitemize çok ciddi katkı verdi. Rektörümüz olsun, diğer idarecilerimiz olsun. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK buna çok sıcak bakmadı. Bu sadece biz de değildik aslında. Birkaç üniversite bu pedagojik formasyon konusunda, uzaktan eğitimle yapılması konusunda çalışmalar yaptı ama dediğim gibi Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK bu tür bir çalışmaya izin vermedi. Anladım. Dolayısıyla yarım kaldı. Hocam ön lisansla ilgili bir şey var mı? Herhangi bir çalışmanız var mı? Ön lisans programı. Ön lisansla ilgili şu aşamada aslında bir tane çalışmamız var. Bu noktada çok fazla şey yapmadık biz. Yani odaklanmak istemedik. Tek bir programımız var. Belki bu, bilmiyorum, ilerleyen dakikalarda belki konuşacağımız, tartışacağımız konulardır ama bizim hedef kitlemizde veya bizim vizyonumuzda, daha doğrusu belki demek lazım, diploma kazandırma, evet bu bir öğrencilere pozitif bir katkıdır ama aslında bizim birinci hedefimiz diploması olmayanlara diploma vermek değil. Bizim hedefimiz hayat boyu öğrenme kapsamında ihtiyaç duyduğu alanlarda insanların ihtiyacını gidermek. Dolayısıyla da ön lisansla ilgili de yine Rektör Bey'in ve çalışmaları doğrultusunda birebir kendisinin yaptığı çalışmalar var. Posta hizmetleriyle ilgili bir ön lisans çalışmamız oldu. Şu anda işte PTT kurumunda çalışan, posta hizmetlerinde çalışan lise mezunu, orta öğretim mezunu personele ön lisans diploması kazandırılması çalışmalarımız oldu. Yine o da şu anda YÖK aşamasında diyelim. Bir takım düzenlemeler yapıyoruz. Eğer o geçerse ön lisans olarak tek o programımız olacak. Ama çok güzel ifade ettiniz hakikaten. Yani sadece ihtiyaç sahibi olan insanlara diploma kazandırmak değil, bir hedefe, bir amaca kilitlenmek değil, bunu yaygınlaştırmak, bu örgün eğitimi, tabiri caizse yaygın eğitim tarzında her tarafa, her alana yaygınlaştırmak. Dolayısıyla burada bir diploma sahibi olan bir kişi yarın başka bir diploma içinde ya da daha başka bir alan içinde başvurup orada da yine ön lisans eğitimi alabilir, lisans tamamlama eğitiminden yararlanabilir. Bu bağlamda bu uzaktan eğitim merkezine daha çok kimler başvuruyor ya da bu eğitim tarzı diyelim kimlere hitap ediyor hocam? Evet. Daha çok. Yani şimdi, çalışan kitleler var, malum öğrenciler var. Evet.
Şimdi hanımları var falan. Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Yani şimdi bu zaten aslında bizim Türkiye'mizin bu noktada bir tecrübesi var. Yani açık öğretim, Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen açık öğretim faaliyeti aslında bir uzaktan eğitim modeliydi. Ve belki birinci aşamasında kaldı biraz ama bu bir açık öğretim modeliydi ve ülkemiz bu konuda tecrübeli. Yani insanlarımız artık bir uzaktan eğitim öğrencisi olma potansiyeline sahip. Hemen hemen herkes. Şimdi kimler başvurabilir? Şimdi bu tabii herkes başvurabilir aslında. Yani bir ön lisans programı var ise bir orta öğretim mezunu birey başvurabilir. Ön lisans mezunu olan birisi lisans tamamlama veya farklı bir lisans türüne geçebilir. Veya ikinci bir lisans veya bir yüksek lisans okuyabilir. Dolayısıyla da bizim yelpazemiz, yani hedef kitlemizdeki yelpaze eğitime ihtiyaç duyan, kendi mesleğiyle ilgili olabilir veya yeni bir meslek kazanma olabilir. Bir takım alanlarda uzmanlaşma olabilir belki. İhtiyaç duyan insanların bütün hepsine hitap edebilecek bir şey. Uzaktan eğitim şeyi bu aslında. Sadece bizimle ilgili de değil bu. Bazı üniversiteler var zaten. Onlar odaklandıkları ön lisans programları var. Başka üniversiteler yüksek lisans düzeyinde odaklanmışlar. Biz ise tamamen ikisinin ortasında böyle yüksek lisans ve lisans tamamlama düzeyindeyiz. Türkiye'ye bakıldığı zaman lisans programları da var mesela. Farklı üniversitelerde uzaktan eğitimle yürütülen lisans programları var. Dolayısıyla da hedef kitle bu uzaktan eğitimler kimler istifade edebilir, kimler başvurabilir? Programın kendisine uygun olduğunu düşünen ve ona gerektirdiği kriterleri yerine getiren herkes başvurabilir diyebiliriz aslında. Çok güzel. Hocam teknik bir konu belki ama sistem nasıl işliyor? Buraya kayıt olan öğrenciler ders bunlarla nasıl işleniyor? Nasıl istifade ediyorlar bu sistemden? Evet. Bu konuda da merak edebilir seyircilerimiz. Tabii ki. Bir bilgilendirme yapabilirsek. Şimdi biz o zaman 19 Mayıs Üniversitesi tecrübesinden yola çıkarak biraz bahsedelim. Şimdi bizim öğrencilerimiz şu süreçlerden geçerek bu diplomaya sahip oluyorlar veya sonuçlarını elde ediyorlar. Öğrencimizin bir başvuru süreci var. Yani A programında ilana çıkıldığı zaman, A programında öğrenci alınacak dendiği zaman öğrencilerimiz yine 19 Mayıs Üniversitesi akademik birimlerine, yüksek lisans yapmak istiyorsa enstitüye. Hocam bu ilan web sayfamızdan mı duyuruluyor? Kesinlikle bizim UZEM, OMU.edu.tr web sayfasından ve üniversite web sayfasından. Direkt OMU.edu.tr'ye giren bir izleyicimiz, bir aday burada bu duyuruyu mutlaka görüyor. Kesinlikle görüyor. Evet. Yani örgünden bir farkı yok. Evet. Zaten orada ilan, yani kontenjanlar ilan edilirken alt tarafında programın ismi, hatta bir yıldızla da uzaktan eğitim programı olduğu not ediliyor. Dolayısıyla da OMU.edu.tr adresinden rahatlıkla ulaşabilirler. Evet. Şimdi bu başvuru yapıldıktan sonra gerekli kriterler neler ise akademik birim tarafından şart koşulan gerekli kriterler karşılandıktan sonra, örneğin bir yüksek lisans programı için ALES gerekliydi. Belki şu aşamalarda kaldırılması da konuşuluyor. Evet. Bu gibi şartları yerine getirdikten sonra başvuranlar belli bir kritere göre sıralanıyor ve kabul edilenler ilan ediliyor. Yine web sitesi aracılığıyla bunlar ilan ediliyor. Ve öğrencilerimiz kayıt edildikten sonra biz öğrencilerimizi bir şifre ve diğer bilgiler içeren bir e-posta ve diğer bir takım iletişim kanallarıyla irtibat kuruyoruz. Öğrencilerimiz sisteme uzaktan, evinden tamamen buraya gelmesine hiç gerek kalmadan sisteme haftalık olarak istediği zaman erişebiliyor. Biz dokümanlarımızı her hafta bir ders ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve sisteme bu ders materyallerini yüklüyoruz. Öğrenci dolayısıyla mesela bizde pazartesi günleri ders materyalleri sisteme yüklenir. Dolayısıyla öğrencimiz, şifresi olan öğrencimiz sisteme giriş yapar. Bu ders materyallerine erişir. İstediği zaman tekrar tekrar sisteme girip materyal okuyabilir. Video var onu seyredebilir. Sunumlar var onları takip edebilir. İsterse eğer oradan hocasıyla da forumlar aracılığıyla mesaj yazarak sorusunu sorabilir. Öğretim elemanlarımız da aynı şekilde sürekli sistem içerisindeler. Onlar da forumlara girip öğrencilerden gelen soruları cevaplandırıyorlar. Buraya kadar yani 24 saat istedikleri zaman girebiliyorlar. Yani kayıt için bile gelmelerine gerek yok. Yok değil mi hocam? Gerek yok. Dersleri evlerinde bulunduğu mekanlardan takip ediyorlar. Evet. Hocam bu arada tabii şunu da sormak icap ediyor. Diğer işte üniversitemizde, binalarda, okulda, sınıfta devam eden, süre gelen programı biz örgün eğitim olarak adlandırırsak, evet. Uzaktan eğitimi yaygın eğitim olarak adlandırmak mümkün müdür? Yoksa bu ayrı bir yaygın eğitim daha farklı olup, biraz daha işte halk eğitim merkezleri aracılığıyla yapılan, biraz daha sahaya gitmeyle alakalı belki insanları bulunduğu mekanlarda eğitmek, yetiştirmek, öğretmekle ilgili ama
Bunun belki adı tam da uzaktan eğitim. Yani ikisinin de arasında veya üçüncü bir eğitim kolu olarak diyelim icra edilen bir şey. Şimdi uzaktan eğitim tabii diğer bizdeki lisans eğitimleri gibi ücretsiz değil. Doğrudur. Bu konuda da bir kısa bilgi. Şimdi tabii ki. Diyecekler ki ya ne güzel işte tamam bundan biz istifade edelim. Tabii ki. Devlet bursları da kaldırdı. Evet. Biz de bu şeye giriyor muyuz? Statüde giriyor muyuz veya bu şartları taşıyor muyuz diye merak edebilirler. Doğru. Yani orada şunu belirtelim. Öğrenim ücretleri yani harçlar dediğimiz şey aslında birinci öğretim için kalktı. Fakat ikinci öğretim ve uzaktan eğitim için kalkmadı. Şimdi bu harçlar aslında çok düşük cüzi bir rakamlarda şey yapılıyor. Özellikle şeylerde lisans tamamlamalarda, ön lisanslarda ve lisans programlarında bu harçları Bakanlar Kurulu belirliyor. Dolayısıyla da üniversiteden üniversiteye göre aslında çok değişen bir şey fiyat belirleme politikası yok. Tamamen ücretsiz değil. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bütün bu zahmetleri yani okula gelip sınıf içerisine girip işte barınma giderleri, yemek giderleri, ulaşım giderleri, yani birçok gideri dikkate aldığınız zaman uzaktan eğitim ile bir öğretim faaliyetini yürütmek öğrenci açısından çok çok hesaplı ve çok daha etkin olduğunu düşünüyorum ben. Yani belki bazı hocalarımız şey yapabilir, hani bu uzaktan eğitim aslında örgüne bir alternatif değil. Yani bunu kesinlikle biz iddia etmiyoruz ama uzaktan eğitimin gerçekten örgünde olmayacak bazı pozitif katkıları da hem öğrenen açısından hem de sistem açısından getirdiğini de düşünüyoruz. Yani konuya da buradan bir giriş yapıp aslında örgün eğitimle ne gibi farkı var, evet. Avantajlı ve dezavantajlı olduğu yönleri de isterseniz saygıdeğer sevgili izleyicilerimizle paylaşalım hocam. Tabii ki. Şimdi aslında bu ciddi bir tartışma. Yani belki bizi biraz daha geriye götürecek ama şöyle daha genel bir perspektiften bakmamızda belki fayda olabilir. Teknolojinin eğitimde kullanılmasıyla ilgili bir soru bu. Şimdi teknoloji artık hayatımızın her tarafında var. Günlük yaşamımızın hemen hemen her dakikasında teknoloji kullanıyoruz. İnternet, e-posta, bankacılık, eğlence, müzik, e-ticaret, teknoloji her yerde var. Şimdi bakıldığı zaman aslında biz teknolojiyi bu tür alanlarda, bu hayatın farklı alanlarında hemen alıyoruz ve kullanıyoruz. Hiçbir aslında tereddütle geçirmiyoruz bunda. Bankamatiklerde veya diğerlerini kullandığımız zaman da şifremiz çalınacak falan gibi risk olmasına rağmen kullanıyoruz. Eğitimdeki teknoloji kullanımı aslında 1990'lar belki biraz da öncesinde Amerika'da başlayan çalışmalarda bir taraf teknolojinin eğitimi ve öğretimi ciddi derecede desteklediğini savunsa da bir kısmı da bunun tam tersi olduğunu savunuyor. Şimdi savunanların yani teknoloji bireyin öğrenmesine ciddi katkı sağlar diyenlerin İleri sürdüğü argümanlardan bir tanesi şu. Şimdi insanlar, sınıf içerisindeki bireyler her birisi farklı bir düzeydeler. Farklı hazır bulunuşluk seviyelerine sahipler. Farklı backgroundlara sahipler. Dolayısıyla da bir öğretim elemanı veya bir öğretmen sınıfa girdiği zaman bunlar ortak bir dille hitap etmek zorunda. Ve o zamanda yani bazı öğrenci yorgun olabilir, bazı aç olabilir, farklı sebeplerden derse motivasyonu yüksek olmayabilir. O yüzden teknolojiyi savunanlar şunu diyorlar. Teknoloji bireysel öğrenmeyi doğrudan etkiler ve destekler. İnsanlar ne zaman istiyorsa, hangi bilgi istiyorlarsa teknoloji vasıtasıyla öğrenip erişebilirler. Bu perspektiften aslında uzaktan eğitime baktığımız zaman biz uzaktan eğitimin bireyin öğrenmesine belki örgünde yapamadığı bazı şeyleri en azından bir zaman tanıma, fırsat tanıma bunları sağlayarak öğrenmesini desteklediğini düşünüyoruz. Örgünde olan tabii birçok şey var. İletişimle ilgili öğrenmenin temel prensiplerinden biri öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşim. Belki teknolojide de yapabiliyoruz ama tabii ki yüz yüze kadar olmaz. Ama en azından örgünde olmayan düşünme zamanı tanıma. Yani biz öğretim elemanı ders anlatırken belki bazı şeylerde öğrenci o ders içerisinde olayı anlamak zorunda. Eğer soru sormak istiyorsa o dersi anlatılırken dinleyip anlamak ve soru sormak zorunda. Ama yani kaçırdığı zaman bir daha zaman zor. Şansı yok. Ama uzaktan eğitimde az önce verdiğim örneklere dönecek olursak pazartesi günü biz ders materyallerini yüklüyoruz. Dolayısıyla da öğrenci bunu alıp okuyup cuma günü hocasına soru sorma şansına sahip. Yani bir de derse devam zorunluluğu yok gibi. Yok. Ancak istediği zamanda 24 saat bulunduğu ortamda dersi dinleme, takip etme imkanı var. O da tabii büyük bir avantaj. Dolayısıyla da bireysel öğrenme şeyini, bireysel farklılıkları belki
aza indirme veya onları destekleme adına ciddi bir şey. Cuma günü hocasına soru sorabilirsiniz diye bir ifadeniz oldu. O dikkatimi çekti. Tabii. O konuda bilgi verir misiniz? Şimdi şöyle, biz tabii bunu sınıfta ben öğrencilerimle de paylaşıyorum derslerimizde. Diyorum ki şimdi ders anlatıyoruz mesela. Yani bu ders içerisinde konuyu anladıysanız veya sorunuz varsa bana sorabilirsiniz. Ama çarşamba günü mesela, pazartesi olan bir dersi çarşamba günü beni yakalayıp sormanız, sorabilirsiniz ama bulmanız belki problem olabilir veya zaman olmayabilir vesaire. Ama şimdi uzaktan eğitimde öyle değil. Öğrenci gece 11'de, bunların somut örnekleri de var. Saat 10.30 gibi, yani bu gerçek olan örneklerden bir tanesi. Öğrenci bir soru soruyor. Hocam işte şu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Hocamız da saat gece 11.30 gibi, 11 gibi cevap yazıyor. Hatta kendi cevabını bir 15-20 dakika sonra tekrar ikinci bir cevapla da pekiştiriyor. Dolayısıyla da yani demek istediğim, bizim derslerimiz uzaktan eğitimde dakikalarla değil aslında haftayla şeyli, sınırlı. Yani hafta geçtikten sonra da sorabiliyor tabii ki. İstediği zaman öğrenci soru sorabiliyor. Burada kalite anlamında da tabii farklılıkları var. Soruyu sorarken düşünüyor, taşınıyor, ona göre yazıyor. Öğretim elemanı da ona göre cevap veriyor. Peki tabii. Bilgiyi denetleme, yani sınavlar nasıl oluyor hocam? Öğrencinin bilgisini nasıl ölçüyorsunuz? Sınavları evet. Nasıl yapıyorsunuz? Bununla ilgili de bir bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi sınavlar şu şekilde yapıyoruz. YÖK'ün bu konuda mevzuatları zaten var. Belirlediği bir çerçeve var. Vizeler, bizim ara sınavlarımız online yapılıyor. İnternet üzerinden yapılıyor. Ve bunların katkısı, geçme notuna katkısı %20'yi geçemiyor. Dolayısıyla da biz bütün UZEM olarak, vizelerimizi ara sınavlarımızı internet üzerinden yapıyoruz. Öğrencimizin kampüse gelmesine gerek yok. Final ve bütünleme sınavlarımızı da yüz yüze kampüste gerçekleştiriyoruz. OMÜ kampüsünde mi, evet, yoksa OMÜ kampüsünde. Diğer şehirlerde de bu sınavlar oluyor mu? Şimdi bu tabii öğrenci sayısıyla bağlı. Mesela İLİTAM ve diğer, İLİTAM diye özür dilerim, ebelik lisans tamamlama programında 7.000 civarında öğrencimiz vardı. Şu anda 3.000 tane şey kaldı. Yani toplamda 10.000 öğrenciydi aslında. 7.000'i mezun ettik biz. 3.000 tane şu anda öğrencimiz var. Proje böyle 10.000 kişilik, 10.000 öğrenci kişilik grubuna grubu geldi. Lisans tamamlama işine giriştik. Ve 7.000 tanesi mezun oldu zaten. Başardık. Çok güzel. 7.000 tanesi mezun oldu. Dolayısıyla da bu geniş kitle olduğu zaman biz bunu 10 ilde, Türkiye'nin 10 tane farklı ilinde koordinasyonu yaptık. Büyük iller, bütün bölgeleri kapsayacak şekilde. Öğrencilerimiz için kolay olsun. Çünkü nihayetinde bu bir maliyet getiriyor. Yani yürütülebilmesi için programların. Bu geniş kitle olduğu zaman biz farklı illerde, 10 tane ilde bütün sınavlarımızı yaptık. Bu ebelikle ilgili. Ebelikle ilgili. Peki ilahiyat? İlahiyat öğrencilerimiz şu anda kampüsümüze gelmek durumundalar. Çünkü onda kontenjan sınırlaması var. Diğer sınavlarında tamamını 19 Mayıs Üniversitesi, evet, kampüsünde yapılıyor. Alanındaki, evet, daha önceden belirlenmiş ve öğrencilere de bildirilmiş binalarda, evet, ve sınıflarda yapılıyor yüz yüze olarak. Yüz yüze. Peki yani test tekniği uygulanarak yazılı sınav yahut işte diğer sınav çeşitleri hiç uygulanmıyor mu hocam? Şimdi güzel bir soru hocam. Yani şimdi burada sınavlarımızın çoğunluğu diyelim şu aşamada çoktan seçmeli sınavlar şeklinde yapıyoruz. Fakat yeni uygulamayla birlikte tabii bu bir süreç. Yani burada işin gerçeği sadece bu bir teknik mesele olarak biz uzaktan eğitim faaliyetine bakmıyoruz. Bu nihayetinde bir akademik meseledir. Dolayısıyla da buradaki akademik kadromuzun da bu işe yavaş yavaş ısındığını görüyoruz. Dolayısıyla da ilk aşamada biz çoktan seçmeli sorularla bu işi başlattık. Ama şu anda mesela 5 ve 6 Ocak'ta kampüsümüzde sınavlarımız var. Ve bu sınavlardan birkaç tanesi açık uçlu diye tabir ettiğimiz hesap, açıklamaya dönük, açıklamaya yönelik, yoruma dayalı, böyle sınavlar yapıyoruz. Peki bu sınav sürecinde olsun, gerek eğitim sürecinde olsun, uzaktan eğitimle ders alan ve bu eğitime devam eden öğrencilerden özel bir beklentiniz ya da bir tavsiyeniz var mı hocam? Yani şuna dikkat etmeleri gerekir ya da kendileri açısından iyi olur, evet, diyebileceğiniz tavsiyeler de var mıdır? Tabii ki. Yani belki soruyu şöyle de sorabiliriz. Evet. Şimdi uzaktan eğitimde öğrencinin başarılı olabilmesi için tabii başarılı. Ne yapması lazım? Tabii. Şimdi bu çok kritik hem bir nokta. Hem başarılı olabilmesi hem de mesleğe atıldıktan sonra o başarısını mesleğinde de sürdürebilmesi için. Evet. Verim elde edebilmesi için çok kritik bir soru gerçekten. Şimdi örgün eğitimde, öğretimde öğrenci sınıfa gelmek zorunda belki. Devamlılık var. Hoca yoklama alıyor olabilir. Fakat bizim programlarımızda böyle bir zorunluluk yok. Şimdi burada öğrenciden beklentimiz şu. Belki öğrenci profilinde olması gereken şey şu. Zaman yönetimini çok iyi yapabilmeli. Yani zaman yönetimi yapabilen öğrenci, biz her ne kadar pazartesi dediğimiz gibi dokümanları öğrenciye ulaştırsak da öğrenci ona bazen ulaşamayabilir. Yani kendisi
değişik sebeplerden dolayı yoğundur, çalışıyordur, seyahat yapıyordur. O materyale ulaşmayabilir. Yani döküman okumayabilir, çalışmayabilir. Bir hafta erteledikten sonra bu sefer iki katı yük binecek, üç katı yük binecek. Dolayısıyla da belli bir aşamaya geldikten sonra önünde birikmiş birçok görev olacak. Dolayısıyla da biz öğrencilerimizden zaman yönetimini iyi yapabilmelerini bekliyoruz. Bir diğeri de belki öğrencilerimizin bir programa katılırken gerçekten ne beklenti içerisinde olduklarını iyi belirlemeleri lazım. Ve iyi bir motivasyonla bu tür programlara girmeleri kesinlikle başarıya getirecektir. Ve oradaki sunulan bilgilerden, sistemden istifade etmelerini sağlayacaktır. Dolayısıyla da zaman yönetimi ve motivasyon en önemli iki faktör diyebilirim ben. Hocam mezun olan öğrenciler bu programlardan, diğer örgün eğitimden mezun olan öğrencilerle haklar açısından da bir farklılığı var mı? Ya da nasıl diyelim, yani sektörde, çalışma, iş alanlarında, iş sektöründe farklı muamele görme ihtimali var mı? Ve bu farklı muamele görme ihtimali var ise şayet, sizin bunu gidermeye yönelik bir çalışmanız var mı? Çalışmamız var. Bu da gerçekten önemli bir konu. Şimdi açık öğretim örneği önümüzde ve bunu biliyoruz. Çok yakinen kısa bir süre öncesinde birisinin şöyle bir ifadesini duydum. Yani açık öğretimle ilgili artık kalitenin düştüğünü, dolayısıyla da diplomanın da prestijini kaybettiği gibi bir takım şeyler var. Yani fikirler var, düşünceler var. Şimdi biz aynı konunun uzaktan eğitim diplomalarında ve öğrenciler üzerinde bir negatif etkisi olmaması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bunun en iyi örnekleri de şu, yani aslında şeffaf bir sistem bu sistem. Dolayısıyla da verilen içerikler, verilen dersler herhangi birisi tarafından, herhangi bir kişi tarafından, bir hoca tarafından görülüp değerlendirilebilir. Biz bunun bilincindeyiz ve farkındayız. Dolayısıyla da elimizden geldiği kadar çok az, çok basit işlerle bu işi geçiştirmek değil, akademik bütün şeyleri kullanıp, bileşenleri, bilgi birikimimizi kullanıp elden geldiği kadar öğrenciyi daha fazla donanıma sahip olmasını istiyoruz. Şimdi bizim üniversitemizde bu konuda herhangi bir ayrıcalık yok. Evet. Örgün öğretim öğrencisiyle uzaktan eğitim öğrencisi eşit haklara sahip ve aynı diplomayı alıyorlar. Bu çok önemli. Evet. Yani bizim buradan mezun olan bir öğrencimiz, örgünden mezun olan öğrencimizle uzaktan eğitimle mezun olan öğrenci aynı diplomayla bir iş yerine aynı haklara sahip ve bir iş yerine başvurabilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Ama şunları da biliyoruz, belki altını çizmek lazım. Bazı uygulamalarda, bazı üniversitelerde uzaktan eğitim ibaresinin diplomalara not düşüldüğünü duyuyoruz, biliyoruz. Ama biz 19 Mayıs olarak işin açıkçası verdiğimiz eğitime güveniyoruz ve o yüzden de diplomanın da aynı olması gerektiğini inanıyoruz. Ve böyle bir ayrımcılık da kendi birimimizde, kurumumuzda yapmıyoruz. Yok, öyle bir ayrımcılık yok. Hocam, az önce ifade ettiğiniz açık öğretim fakültesi ya da tabii açık öğretim fakültesi deyince Türkiye'de biraz da markalaşmış, evet, biraz da tekelleşmiş. Evet. Bunları şimdi rahat söylüyoruz, belki birileri rahatsız olabilir bu ifadelerinden, ama hizmet geçmiş dönemde büyük hizmetleri Türkiye'ye, gençliğe yönelik büyük gayretleri, çabaları olmamış mıdır? Olmuştur, hakkında yemeyelim ama tabii ki. Anadolu Üniversitesi tekel. İşte evet, duyuyoruz, Atatürk Üniversitesi bu konuda bir çalışma başlattı açık öğretim fakültesi bağlamında. Belki başka üniversitelerden de bu yavaş yavaş ortaya çıkacak. Bu evet, deyince Sönmez Hocam hemen aklıma şu geliyor, onu da ifade etmek istiyorum. Şimdi bizim işte 20 yıl önce benim de bir müddet mensubu olduğum, bir müddet çalıştığım, faaliyette bulunduğum TÖMER vardı. Ankara Üniversitesi, evet, Türkçe Öğretim Merkezi. O zaman Orta Asya'dan gelen öğrenciler üzerine daha çok yoğunlaşılmıştı. Sonradan tabii her tarafta ve TÖMER artık bir Türkçe Öğretim Merkezi yanında başka Türklere de yabancı dil öğreten bir merkez statüsü kazandı sonradan. Sonra bir baktık ki Türkiye'de 15 üniversite, belki daha fazla, Türkçe Öğretim Merkezi açtı. Evet. Yani Ankara Üniversitesi TÖMER'in biraz bu anlamdaki tekeli biraz kırılmış oldu. Bir alternatif var, bir rekabet var. Rekabet kaliteyi getiriyor, fiyatı düşürüyor. Bunlar evet, hep açık söyleyeyim. Yani olan kesinlikle şeyler. Yani biraz da ticaret kesinlikle mantığıyla konuşuyorum açıkçası. Şimdi böyle baktığımız zaman benim şahsi görüşüm acizane, yani geç kalınmış bir girişim açık öğretim fakülteleri.
ya da uzaktan eğitim birimleri. Daha önce olabilirdi. Evet. Fakat bu konuya değinmeden, yani açık öğretim fakülteleriyle uzaktan eğitim merkezinin farkı nedir? Aynı şeyler midir? Şimdi izleyicilerimiz bunların ikisinin farkını da öğrenmek ister, görmek evet. ister. Yahut biz buradan yola çıkarak ileride farklı hisseler bunlar, açık öğretim fakültesine yönelik bir çalışmamız da olacak mı? Var mı? Evet. Düşünce bazında. Bunu da öğrenmek istiyorum hocam. Evet, estağfurullah. Şimdi açık öğretim ve uzaktan eğitim ikilemi, yani ikilem olarak tanımlıyorum ben, yüksek öğretim sistemimizde maalesef mevcut. Şimdi bahsettiğiniz gibi yani bir tek olmanın getirdiği aslında dezavantajları biz biraz yaşadık. Ve bu sebepten dolayı da uzaktan eğitim benzeri faaliyetler biraz gecikti. Şimdi uzaktan eğitim faaliyetleri mesela biz 2009'da başladığımız zaman aslında çok fazla değildi merkez sayısı. Yani 10 tane üniversiteye geçmezdi. Bunlardan Sakarya belki en öncülerinden bir tanesiydi. Ama şu an itibariyle rahatlıkla söyleyebilirim ki 70-80 tane üniversitede uzaktan eğitim faaliyetleri yürütülüyor. Evet. Yani bu 2-3 sene içerisinde, bilemediniz 5 sene içerisinde gelişen şeyler. Şimdi tabii ki bu uzaktan eğitimin bu şekilde yaygınlaşması kaliteyi artırdı. Yani fiyat veya artık ne derseniz bu çok doğru bir ifade olmayabilir ama maliyetleri de bir nevi evet. rekabeti artırarak maliyetleri de aşağı doğru çekilmesini sağladı. Şimdi açık öğretim Türkiye'de 3 üniversitede var şu anda. Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi. Şimdi 3 üniversitede var. Biz şunun aslında yani fakülte adı önemli değil. Az önce bahsettim zaten. Uzaktan eğitim faaliyetinin birinci aşaması basılı materyallerle yürütülen bir faaliyetti. Diğerleri basılı materyalleri kullanıyor. Şimdi Anadolu tamamen. Üniversitesi tabii basılı materyaller kullanıyorlardı. Çünkü çok büyük bir sistemleri var. Ve bunları çok ciddi kitlede sayıda büyük bir kitle öğrencileri var. Bu dönüşümleri yapmaları epey zaman alacak. Fakat yeni kurulan bir merkez bile mesela bizim merkez gibi çok daha pratik ve çok ani böyle reflekslerle çok daha iyi işler yapabiliyor. Onlar çok büyük bir sistem. Dönüştürmeleri biraz zaman alacak. Dolayısıyla da biz aslında bu birinci aşamadan yani uzaktan eğitimin birinci aşamasından kurtululması gerektiğini düşünüyoruz. Yani teknolojinin eğitime katkısını elde edebilmemiz için, bireysel öğrenmenin desteklenebilmesi için mutlaka teknoloji destekli, özellikle internet destekli, etkileşimli modellerin daha yaygınlaşmasını arzu ediyoruz biz. Dolayısıyla da burada açık öğretim fakültesi olabilir veya uzaktan eğitim merkezi olabilir. Adı önemli değil. Önemli olan öğretim faaliyetinin nasıl yürütüldüğüdür. Şimdi şu aşamada günümüzde bakıldığı zaman açık öğretimler çok daha geniş kitlelere hitap etme çabası içerisindeler. Bunu birkaç üniversite biraz daha teknolojiye yönelik, yeni başlayanlar özellikle teknoloji destekli yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Ama bir Eskişehir örneği hala o dediğim gibi ciddi bir şey yapı, yani biraz zaman alacak gibi. Evet. Farklı yeni üniversitelerde bu konuda başvurabilir. Fakat YÖK'ün o konuda belki burada bunu da eleştirmekte fayda var. Çünkü yeni yasa tasarıları da konuşuluyor. Uzaktan eğitim ve açık öğretim ikileminin ortadan kaldırılması, yeni üniversitelerin açık öğretim açabilme veya bu takım faaliyetleri yürütebilme yolunun bir şekilde ülkenin de ihtiyaçları dikkate alınarak belki yeniden tartışılması lazım. Şu anda YÖK, siz isteseniz de aslında açık öğretime çok fazla da izin vermiyor. İzin vermiyor. Evet. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde ciddi bir kontenjan sınırı var. O yüzden zaten biz sınavlarımızı burada merkezde yapmak durumundayız. Yani 50 öğrenci alıyoruz mesela bir yüksek lisans programına. Maksimum 50 öğrenci alabilirsiniz. Şimdi 50 öğrenci bize çok değişik şehirlerden öğrencimiz var. Bunlara gidip yapma şansımız yok tabii ki. Yani Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız anlaşma protokol gibi buna benzer evet. başka birimler ya da kurumlarla da tabii bu şey olabilir. Şimdi ben hemen orada da şunu söyleyeyim. İsterseniz buna cevap vermeyebilirsiniz. Çünkü böyle bir anlaşma ya da böyle bir girişim varsa başkaları tarafından hani rekabet ortamıdır. Sizin teklif ettiğiniz kurumlar ya da görüştüğünüz kurumlara başkaları da teklif götürebilir ve sizin işiniz burada sekteye uğrayabilir. O yüzden evet. isim vermeyelim. Tabii. Vermeyelim. Tabii. Ancak böyle bir girişimimiz var mı? Yani 50-100 öğrenciyle değil Sönmez evet. Hocam. Yani Sağlık Bakanlığı'nda olduğu gibi yüzlerce ya da binlerce evet. öğrenciyle bu işi yapabileceğimiz kurumlarla böyle temasımız var mı, olacak mı, oluyor mu? Şimdi bu konuda tabii ki biz çalışmalarımızı yaptık. Yani bir tanesi Sağlık Bakanlığı demiştik ve farklı şekillerde projelerimiz var, çalışmalarımız devam ediyor. Fakat burada ciddi bir sıkıntımız var. Yani bu sadece bizim de değil aslında. Yani rakiplerimiz olması çok problem değil bizim için, işin gerçeği. Fakat YÖK'ün bu konuda kafası çok net değil. Dolayısıyla da bu tür şeyle, protokolle yapılan büyük geniş kitlelere hitap eden projelerde YÖK mesafeli duruyor artık. Ama
Sağlık Bakanlığı'na yapmışsınız. Şimdi, o zaman daha mı esnekti? O zamanlar aslında bu tür bir gelişimi beklemiyorlardı bana göre. Yani bu işi yapsa yani şu anda gerçi canlı yayındayız. Bunlar da konuşulur mu bilmiyorum ama yani yapsa Anadolu Üniversitesi Eskişehir'deki Açık Öğretim Fakültesi yapar. Bizden böyle bir çıkış beklemiyorlardı. Beklemiyorlar. Anadolu Üniversitesi. Yani bunu çok net söyleyebiliriz. Yani 19 Mayıs Üniversitesi. Bunu çok net olarak söyleyebiliriz. Gerçekten rektörümüz de ciddi şeyiyle yani vizyon ve katkısıyla üniversiteler arasında 19 Mayıs Üniversitesi uzaktan eğitim konusunda politikaları takip eden değil, uygulayan değil, bizzat uzaktan eğitimle ilgili politikaların yapılmasında ülke bazında söz sahibi bir üniversite. 3 yıl içerisinde ve şu anda da zaten belki benim yaptığım bu görevlerden bir tanesi de YÖK'teki uzaktan eğitim çalışma grubunda komisyonunda bir üyesiyim. Yani 7 kişiden birisi olarak da üniversitemizi temsil eden oradayız. Yani bütün o programların açılması vesairesi bu komisyon tarafından değerlendiriliyor. Bu tabii siz o komisyonun bir üyesisiniz. Bir üyesiyiz. Evet. Dolayısıyla da bizim orada olmamız aslında bütün bu çalışmalarımızın sonucunda yapıldı. O anlamda yani Yüksek Öğretim Kurumu biraz daha şey yapıyor, mesafeli davranıyor. Çok geniş kitlelere verilmesi konusunda. Ondan sonra zaten o iki Açık Öğretim Fakültesi izni verildi. Zannediyorum bu yeni yasa tasarısıyla birlikte en azından bu ikilem giderilir. A Üniversitesi ile B Üniversitesi arasında bir şey olmaz. Yani fırsat eşitliği noktasında bir eşitlik sağlanır diyelim. Şu anda biz o eşitliğe sahip değiliz. Yani artık biliyorsunuz Türkiye'de devlet memurluğu ya da işçi alımları falan çok azaltıldı. Bu işler biraz şirketlere, özel kurumlara havale edildi. Bunlardan bir tanesi de özel güvenlik birimleri. Şimdi aklıma geliyor. Aslında buradan tabii canlı yayında biz bunu ilan da etmiş oluyoruz ama aklıma gelen bir şey. Sadece şu anda düşündüğüm bir anda ciddi anlamda bir formasyon eksikliği olabilir bu arkadaşlarda. Onların bir kabahati değil. Tabii. Yani kendilerine verilen eğitimi tamamlayıp diplomalarını alıp bir işe başvuruyorlar, alınıyorlar ya da alınmıyorlar ya da istihdam ediliyorlar ya da edilmiyorlar. Ama bunların yani bu arkadaşlarımızın uzaktan eğitim yöntemiyle özellikle insan ilişkileri, sosyal ilişkiler, psikoloji, insan psikolojisi bağlamında formasyon ağırlıklı olarak ön lisans tamamlama imkanı verilebilir. Evet. Hatta bu diplomayı alan arkadaşları da iş hayatında bir takım avantajlar da sağlayabilir. Çünkü bu elemanların alımında, bu istihdamda not düşülür. Evet. İşte falan diploması da diploma sahibi olmak bir avantaj teşkil edecek şekilde. Şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Yani düşünüldüğünde çok fazla değişik kurumlar var. Ben burada zikretmek istemiyorum ama bu ikili anlaşmalarla belki protokollerle yapılabilecek çalışmalar inşallah ileriki dönemde bu tür çalışmalar devam eder. Tabii bu arada uzaktan eğitimde olsun, açık öğretimde olsun bazı dersler uygulama istiyor gibi geliyor bana. Yani ebelik dediniz mesela, hemşirelik dediniz. Orada da bazı dersler uygulama isteyebilir. Bu tür uygulamayla ilgili eksikleri nasıl gideriyorsunuz? Ya da uygulamaya yönelik dersler var mı uzaktan eğitimin içinde hocam? Var. Bu konuyla ilgili aslında YÖK'ün ve bizim çalışma komisyonumuzun da şöyle bir prensip kararı var. Uygulama gerektiren alanlarda açılacak yüksek lisans veya lisans programlarında, uzaktan eğitim programlarında %30, %40 gibi uygulama şartı gerektiriyor. Şimdi burada da öğrenciler, biz şu anda öyle bir şey yapmadık. Ebelik lisans tamamlama programında Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığımız için onların hastanelerini kullanarak biz o staj ve uygulama şeyini orada yaptırdık. Zaten bu insanlar meslek içerisinde geldikleri için uygulamada ile ilgili herhangi bir sıkıntılar yoktu. Ve orada da Sağlık Bakanlığı bize bütün hastanelerini açtı. Bütün kadrosuyla bu uygulamaların yapılmasına katkı sağladı. Şimdi fakat Türkiye'de mesela lisansla ilgili bilgisayar öğretmenliği örneği, kendi alanımdan bir örnek vereyim. Uzaktan eğitim programı var. İşte A Üniversitesi mesela yürütüyor bu programı. Evet. Ve burada %30 uygulama zorunluluğu var. Bu tür uygulamalarda da öğrenciler kampüse çağrılıyor. Bazıları, biz de bunu planlıyoruz mesela, bu tür uygulamalar gerektiren projelerimiz var. Yine öğrenci sayısına bağlı olarak biz her hafta öğrenciyi çağırmaktan ziyade veya her ay çağırmaktan ziyade dönem sonunda belli bir gün, 10 gün, 15 gün, 20 gün o %30'u karşılayacak bir takım uygulamaları kampüsümüzde yapmayı planlıyoruz. Ama bazı üniversiteler var, işte ayda 3 gün geleceksiniz, hafta sonları geleceksiniz gibi uygulama örnekleri var. Bunları uygulama şartı olan şeyler de kampüse gelecek veya bir takım
merkezlerde, birimlerde bir şekilde bir organizasyonda bu uygulamaların yapılması gerekiyor. Kaliteyi de artıracak. Kesinlikle. Hocam uzaktan eğitim merkezi, uzaktan eğitimle ilgili 2013 yılı itibariyle Türkiye'nin potansiyeli nedir? Ya da öğrenci sayısı nedir? Bununla ilgili çünkü YÖK'te evet. Bu işin, bu kurumun, birimin içindesiniz. Ve Samsun'un potansiyeli nedir? Ya da öğrenci sayısı nedir? Bu anlamda üniversitemiz Samsun'a net ne gibi bir katkı sağlamış oluyor? Bununla ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Şöyle ikiye sorunuzu bölecek olursak, belki birinci bölümündeki Türkiye'de durum nedir, potansiyel nedir uzaktan eğitimin? 2009'da biz başladığımız zaman da aynı şekilde söylüyorduk. Yani uzaktan eğitim aslında çok popüler bir alana doğru gitti. Fakat bizim tek endişemiz var. Bu endişemiz de şudur. Uzaktan eğitimin gerçek manada, yani bizim ideal anlamda tanımlandığı ölçülerde yapılmadığı zaman, öğrenci beklentilerini karşılayamadığımız zaman, yani bütün Türkiye olarak bunu bahsediyorum, bu ilgi ve alakanın zamanla düşebileceği endişesini taşıyoruz. Şu anda dediğim gibi en az 70-80 üniversitede ve çok ciddi sayıda uzaktan eğitim programları yürütülüyor. Şimdi burada tabii ki farklı metotlar, farklı yöntemler, farklı ölçme değerlendirme stratejileri kullanılıyor. Bizim endişemiz odur ki şu anda maalesef YÖK olarak bunların kalite kontrol anlamında bir denetlemesini yapamıyoruz. Dolayısıyla da bu kaliteden taviz verirsek eğer bu potansiyel düşecek gibi. Fakat şimdi biz Avrupa Birliği rakamlarına ben gelmeden baktım, raporlarında geçen rakamlara baktım. Türkiye'nin hayat boyu öğrenme kapsamında ciddi bir açığı var. Yani Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk gibi ülkelerden sonra hayat boyu öğrenmeye yüzde olarak, yani nüfusun yüzdesi olarak çok az sayıda bir insanımız katılmış. Bugün bir İngiltere, bugün bir İsviçre, İsveç yaklaşık %25 oranında hayat boyu öğrenmeden yararlanıyor. Dolayısıyla da bizde potansiyel var. Fakat iyi örneklerle, iyi uygulamalarla bunu öğrencilerimize göstermemiz gerekiyor. Ve gerçekten oradan bir şeyler aldıklarını hissetmeleri gerekiyor. Hızlı bir şekilde Samsun'a ne kazandırdığımıza geçecek olursa, evet. Aslında 19 Mayıs Uzaktan Eğitim Merkezi'nin burada olması Samsun'a çok ciddi katkılar sağlıyor. Şimdi biz 7000 tane ebemizi mezun ettik buradan ve bunlara çok ciddi güzel planlamalarla mezuniyet törenleri de yaptık biz. Mesela öğrencilerimiz kampüsümüze geldi. Hatta hiç Karadeniz bölgesini görmeyen öğrencilerimiz de Samsun'a geldi. Samsun'u tanıdı ve bura hakkında bir bilgi edindi. Yani turizm açısından bir tanıtım yapıyoruz. Ve bunlar ekonomik açıdan da uzaktan eğitim merkezinde az önce sorduğunuz konuştuk. Özellikle yakın çevre illerden mutlaka değil mi? Kesinlikle dışarıdan da çok gelenler var. Yani mezuniyete sadece 19 Mayıs Üniversitesi'ni görmek, Samsun'u görmek için diplomayı da aldık. Bir gidip görelim, gezelim diye gelenleri var. Ve bunlar ailesiyle beraber geliyorlar. Dolayısıyla da sadece turizm tanıtım açısından değil. Yani 19 Mayıs diploma töreni için gelenler. Tabii diploma töreni için. Tabii sınav döneminde için gelenler var. Kayıt tabii. için gelenler değil Şu mi? Anda Ocak ayı itibariyle söyleyebilirim. Ocak ayı itibariyle yaklaşık 700 kişi 19 Mayıs Üniversitesi Samsun'a gelecek ve burada konaklayacak. Bazıları bir haftaya yakın sınavlar olacağı için Samsun'da konaklayacaklar. O yönden de Samsun'a ciddi bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Samsun'un insanlarına bireysel anlamda da böyle bir merkez zaten burada. Programları burada yürütüyoruz. Dolayısıyla da kolay erişim, daha düşük maliyet gibi bir takım fırsatlar sunuyor tabii ki. Tabii hocam sizin biraz tabii alanınız da işte bilgisayar öğretmenliği bölümünde öğretim üyesisiniz, bilgisayar evet. uzmanısınız. Eğitimde bilgisayarın kullanımıyla ilgili de yapılan çalışmalar var. İşte ülkemizde son evet. yıllarda konuşulan Fatih Projesi'nden bahsedildi. Evet. İşte akıllı tahtalardan bahsedildi. Yahut herkese işte bir bilgisayar öğrencilere verileceğinden bahsedildi. Evet. Bu anlamda teknolojinin tabii Amerika'da kaldınız uzun evet. süre. Orayla biraz da mukayese etme anlamında yani dünyanın neresindeyiz? Hangi aşamadayız? Evet. Çok aramızda ciddi anlamda bir kopukluk var mı? Uçurum var mı? Yani eğitimde teknolojinin kullanımı konusundaki görüşlerinizi de açıkçası ben merak ediyorum. Tabii ki. Yani biz eğitimde teknolojiyi kullanabiliyor muyuz ve bu anlamda dünyanın neresindeyiz hocam? Ve son telaffuz edilen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından telaffuz edilen projelere nasıl bakıyorsunuz? Biraz daha bir geniş bir perspektiften evet. bir soru oldu ama aslında birbiriyle ilişkili. Yani bunlar için, evet. şimdi teknolojiyle ilgili zaten bir şekilde uzaktan eğitime bağlanıyor. Artık teknoloji dediğimiz zaman interneti birbirinden ayırmıyoruz. Yani bilgisayar bir tarafa, internet bir tarafa demiyoruz.
Şimdi aslında bu sorduğunuz soruda şöyle bir şey. Yani teknolojiye ile ilgili ileri ülkelerden özellikle Amerika diyelim, hadi benim tecrübe ettiğim bir ülke olarak söyleyelim. Bir geri kalmışlığımız var mı? Kesinlikle yok. Bu konuda üniversitelerimiz olsun, vatandaşlar olsun, yani evlerimizde, okullarımızda, iş yerlerimizde hemen hemen aynı imkanlara sahibiz. Aynı internet hızına, hatta daha fazla, daha hızlı bir internete sahibiz. Belki altyapıya sahibiz. Evet. Dolayısıyla da o konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Hı. Milli eğitim bakış açısıyla, yani o zaten Fatih projesi çok ciddi bir proje. Çok ciddi bir aslında dönüşüm şeyi, uzaktan eğitim açısından da ciddi bir potansiyel taşıyor. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anda bu basılı materyal yapan firmalar dahil artık içeriklerini elektronik formata, yani uzaktan eğitim formatına dönüştürmeye başladılar. Dolayısıyla da Fatih projesiyle birlikte uzaktan eğitimin, uzaktan eğitime duyulan ihtiyaç veya o alandaki talep daha da artacak diye biz düşünüyoruz ve bekliyoruz. Şimdi Fatih projesiyle ilgili biz üniversite olarak da aslında onun pilot çalışmasında, değerlendirmesinde bizzat ben de bulundum. İzmir, Yozgat, Kayseri ve Samsun'daki pilot okullardaki değerlendirme çalışmasına katıldık. Ve bunu bir raporla Sayın Bakanımıza ve bürokratlarına bir sunum yaparak bunu raporu arz ettik. Şimdi dünyadaki trendten aslında çok farklı değil tartışmalar. Bizdeki tartışmalar da hemen hemen aynı. Teknoloji erişim noktasında herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Her şey var. Ama mesele o teknolojiyi nasıl kullandınız? Onu kullanabilecek içerik noktasında hazır mıyız? Bu noktada bir takım sıkıntılar var. Yani Milli Eğitim ve diğer kurumlar, üniversitelerimiz olabilir. Bu içerik hazırlama konusunda ciddi bir çalışmalar yürütüyorlar. Dolayısıyla da bu içerik hazır olduğu zaman da zannediyorum bu projeler biraz daha tartışılabilir. Biraz daha zaman isteyen projeler, evet, olgunlaşması gerekiyor. Ondan sonra da zannediyorum iyi bir şekilde sonuçlanacak. Evet. Sayın Hocam, verdiğiniz bilgiler için özellikle ben teşekkür ediyorum. Rica ederim. Programımız bir çırpıda bitiverdi. Evet. Zaman çok hızlı tükendi. Evet. Tabii ben Türkiye'nin ve Türkiye'deki genç nüfusun, neslin teknolojiyi kullanma noktasında büyük ülkelerle, devletlerle de yarışabilecek düzeye eriştiğini düşünüyorum. Ama bizim sıkıntımız teknolojiyi üretmekte diye düşünüyorum. Yani tüketmek, tabii, ya da kullanmak değil, üretmektedir. Nasıl işte geçen haftalarda Göktürk uydusunu, kendi, evet, yaptığımız bir sistemi yürürlüğe koyduk. Göktürk uydusundan bahsediyorum. Evet. İnşallah gelecek yakın bir dönemde bu teknolojiyi üreten bir ülke haline de geleceğimizi düşünüyorum. Onu ümit ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerim, bu haftaki Akademik Bakış programının konuğu 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi. Aynı zamanda OMÜ-UZEM, yani Uzaktan Eğitim Merkezi'nin de müdürü olan yardım doçent doktor Sönmez Pamuk hocamızdı. Kendisiyle üniversitemizde gerçekleştirilen uzaktan eğitim üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Gelecek hafta 10 Ocak Perşembe günü oluyor. Yine aynı saatte, yani 18'de 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Akan Bey'i bu ekranlardan yine burada misafir edeceğiz, konuk edeceğiz ve sizlerin evine ya da bulunduğunuz mekanına misafir olacağız. Bize zaman ayırdığınız için, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu programın tekrarı yine bu akşam gece 12 haberlerinden sonra tekrar yayınlanmaktadır. Bunu da dikkatlerinize sunuyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.